Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 26-30 Haziran haftası sevgili teraziler neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda. Göksel olarak da konuşacak olursak eğer, ruhsal anlamda biraz sıkıntı yaşayacağımız, yani duygularımızın gel git olacağı bir hafta bizi bekliyor ne yazık ki. Sanki hayatımızda bazı konularda yeniden planlamalar yapmak durumunda kalabiliriz. Ya alttan alacağız ya yıkacağız gibi bir durum söz konusu aslında. O yüzden ilişkilerde biraz daha böyle kendimizi tutmamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Kahve falımızda bakalım neler çıkacak. Karışıklığımız hangi yönde olacak? Duygusal anlamda evet, burada da bakın görüyorsunuz sahne içerisinden boş düşünce, fikir ve uğraşlar çıkıyor. Yani çok fazla düşünüp boş düşünceleri kendimize kaygı yapacağımız bir hafta olabilir. Böyle koltuğun üzerine oturmuş, üzerinizde kocaman bir bulut içerisinde böyle bakın boş 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 düşünceler. Bunları göstermek istiyorum şöyle bir. Bakın görüyor musunuz? Hep boş düşünceler. Orada yatmış. Biz bu düşüncelerle böyle bir haftaya gireceğiz. Şimdi bu haftaya giriyoruz. Pazartesi, Salı biraz sıkıntılı görünüyor. İçsel ve duygusal anlamda. Sanki oturmuş, geçmişte yaşanmış olan olayları bugüne alıyoruz. Kuruyoruz, önümüze sorun olarak çıkartıyoruz. Aslında bu şekilde olmayacak. Pazartesi, Salı sıkıntı yaşadığımız konulardan Çarşamba günü aslında kurtulacağız. Düşüncesel olarak tabii konulardan bahsediyorum. Bunlardan kurtulacağız. Hatta bazılarını cebe atıp sonrasında ben bu konuyu tekrar düşüneceğim, ben bu konuyu çözeceğim diyeceğiniz bir hafta aslında başlangıcı. Şimdi burada ilişkiler konusuna baktığım zaman karşınızda ikilem yaşayan, duygularını net olarak ifade edemeyen bir kişi görünüyor. Hayatında beyaz bir sayfa açmak istiyor. Bazı konuları toparlayıp sizin karşınıza güzel bir şekilde gelmek isteyen bir insan var. Fakat bu insan bir kişiden biraz olumsuz bir etki alıyor olabilir. Yani karşınızdaki insan, değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanın birisiyle konuşarak biraz kafasının karıştığını, aslında daha güzel gelmesi gerekirken zaman zaman hırpalayıcı tavırlarda olabileceği görselleri var. Bu konuda ikilem yaşıyor dememin sebebi bir öyle davranıyor, bir böyle davranıyor durumları yaşanabilir. Yine aynı şekilde Pazartesi, Salı bu konularda etkileniyoruz ama ondan sonrasında biraz daha karışık bir durum olabilir. Bu nasıl biliyor musunuz? Şimdi böyle karşınızdaki kişi bir gün bir şey diyor, öbür gün geçiyor, Salı oluyor atıyorum. Farklı bir şey söylüyor. Yani siz böyle soru işaretleriyle ona bakarak olarak çıkıyorsunuz. Yani ne dedin? Dün böyle demiştin, bugün böyle dedin. Niye böyle bir gel git var? Nasıl bir süreç bu? Ondan sonraki gün, yani Çarşamba günü sanki böyle karşınızdaki akrep gibi. Yani böyle siz bir şey söylüyorsunuz, o iğneleyici, kinayeli bir laf söylüyormuş gibi böyle bu ilişki görsellerinde, yani sözünüzü, karşınızdaki kişinin dengesiz hareketleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi böyle yandan yandan laflar söyleyip sizi rahatsız edebilir. Bu duruma siz gene şaşırıyorsunuz, yani ben de aynı şekilde gene şaşıracakmışım gibi duruyorum. Yüzüme konuştuklarını sonra arkamdan sanki yeniden tekrar edermiş gibi duruyor. Yani ben sanki böyle, ya da siz böyle bırakıp uzaklaşıp gitmek istiyorsunuz ama hala daha konuşuyor. Hani sizin karşınızda daha ılımlı olması gereken konular varken bile dik dik konuşan bir görsel var. Bu hafta sevdiğimiz insanların biraz gergin olacağı bir hafta zannedersem durup durup bize saracakmış gibi duruyorlar. Adımlarımızı düzgün, hızlı ve dengeli bir şekilde atmaya çalışacağız. Perşembeden sonra tüm bu olayları arkamızda bırakmaya çalışır pozisyonda çıkıyoruz. Bir evrak görseli var. Perşembe, Cuma bir evrak, bir konunun oluşması, bir konunun oturması için öncesinde de emek verdiğimiz bir konu olarak görünüyor zaten. Bu güzel gelişmeler olacak. Karşınızda uzun uzadıya konuştuğunuz bir kişi görünüyor. Ve bu konu konuştuğunuz kişiyle de biraz alakalı olabilir. İstediğiniz bir şeyler de olabilir ki içinde para konuları ve sayı konularının da geçtiğini görüyorum. Arkası çok temiz. Size istediğiniz konuda yardımcı olacak bir kişi olarak görünüyor. Bu konularla ilgili siz İstediğinizi net olarak dile getirmişsiniz. Karşı tarafta bu isteğinizi onaylayacak olarak görüyorum ben. Bir de iş yeri için burada oturmuş, hom dedikodu yapmaya çalışan, kurgulayan, böyle agresif tavırlar demeyeyim de huysuz tavırlarla yaklaşan bir iş arkadaşı görünüyor. Bu hafta aslında ona biraz artık yeter otur yerine, sesini kes diyebilirsiniz. Burada böyle bir sizin üzerine böyle üzerine gittiğiniz bir kişi görseli var. Yeter artık diyeceğiniz bir iş arkadaşınız var bu hafta. Dediğiniz zaman da zaten çok da böyle konuştuğu kadar yürekli olmadığını görüyorum. O yüzden de kenara çekilip oturacak bir kişi olarak çıkıyor.
Şimdi hafta sonuna bakacak olursam eğer, hafta sonunda bir kişiyle bir planlama, sonrasında da bir yol görselimiz var. Yani hafta sonu biraz geziyor olabiliriz. Karışıklıklar var ama çevresel olarak karışıklıklar var. Hayatında dengeyi oturtamamış insanlarla arkadaşlığınız olabilir. Hep böyle bir onun haberini aldım, bunun haberini aldım, bu şöyle olmuş, şu şöyle olmuş gibi karışık bir süreçte ama eşinizle kafa kafayı vermiş bir yola giderken görünüyorsunuz ya da sevdiğiniz insanla. Bu hafta aslında özellikle teraziler için birinci, ikinci, üçüncü günler biraz karışık olabilir ama sonrasında rahatlayarak hafta sonuna güzel gireceğinizi düşünüyorum. Gökten iki balık yağıyor görseli var. Yani iki para konusu bu hafta çözümlenecek aslında. Bu konuların da cevaplarını alıyorsunuz, kenara cebe koyuyorsunuz. Sanki bu konuları, parasal konuları biriktirme çabasındasınız. Bu hafta da aslında üzerine koyabileceğiniz güzel paralar almanız çok mümkün. Bir de burada sizin aile büyüklerinizden bir kişinin bir beklenti içinde olduğunu görüyorum. Siz bu konuda da aslında elinizi açıp o kişiye yardımda bulunacaksınız. Bu kardeş, kuzen de olabilir ama karşınızda sevdiğiniz, değer verdiğiniz ve aile bağı olan bir kişiye de yardımınız söz konusu olacak. Çocuğu olan teraziler için çocukların üst üste çıktığı boğuştuğu görseller var. Yani büyükler için hayat mücadelesi devam ediyor. Küçükler de olduğu yerde sayıyorlar. Çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Üst üste çıkmış çocuk görselleri görüyorum. Yani keyif alan, eğlenen çocuk görselleri var. Sağlık sıhhat yerinde. Bir de sağlık sıhhat demişken sağlık bölümüne bir bakalım. Sağlık bölümünde de göğüse dikkat edelim. Burada bronşlar olarak değerlendirmek istiyorum ben bunu. Sigara içenleriniz varsa bu aralar biraz sigarayla alakalı mesafeli olurlarsa iyi olur. Bronşlarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani alerji, tıkanıklık bronşlarla alakalıdır. O konularla alakalı biraz böyle acaba rahatsız mıyım? Göğsünde bir hırıltı var, bir kabarma var diyeceğiniz bir hafta. Onun dışında ekstrem bir durum yok. Bunlar zaten hayatın içerisinde olan rahatsızlıklar olarak görüyorum. Bakın ne güzel. Kendi derdimizi kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Burada çalışan bir görselde çıkıyoruz. Yani önümüze gelen kişiler, konular her neyse sanki iki elimiz yok da beş elimiz varmış gibi her konuyu teker teker çözmeye, olumlu bir şekilde yapılandırmaya çalıştığımız bir sürecin içerisindeyiz. Sanki elinizde bir çekiç var. Bu çekiç çiviye dokunarak böyle bir şeyleri yerleştirmeye, bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Pazartesi salı havada kalacağınız, biraz kafanızı yoracağınız demiştik zaten. Burada da çıkıyor ama hiç düşüneceğimiz, üzüleceğimiz bir konu değil. Geçti bitti gitti diyeceğimiz konular yaşayacağız. Bu yüzden de aslında hafta sonu çok güzel görsellerde. İçsel dünyamızda karışıklıklar burada görünüyor. Tam ortada biziz ve sırtımıza aldığımız yüklerle yolumuza devam ediyor olarak çıkıyoruz. Aslında bir de burada şu görsel var. Sanki biz sırtımıza aldığımız yükleri önemsemiyoruz gibi çıkıyor. Yani ben bunu da yaparım, bunu da yaparım, bunu da yaparım. Aslında ağırlık yapıyor. Bu ağırlıkları farkında değiliz. Sanki her şeyi başaracak, yapacakmış gibi duruyoruz. Bu hafta yine aynı şekilde her şeyi yaparım, hallederim, çözerim haftası. İyi mi yapıyoruz, iyi yapmıyoruz ama ne yazık ki karakter bu diyeceğim. Çünkü her şeyi olumlu bir şekilde çözüp kenara koymak terazi burcunun genel özelliklerinden bir tanesi. Dengeli olacağımız bir hafta. Sadece ruhsal anlamda pazartesi, salı, çarşambaya dikkat edelim. İş hayatında da aynı şekilde. Gene çarşambaya kadar bir yoğunluk var ama çarşambadan sonra çok güzel berraklık var. Bu çok güzel bir fal bu anlamda. Ben terazilerin güzel bir hafta geçireceğini ve keyif alacağını düşünüyorum. Yeter ki çevremizdeki insanların çok da bıdı bıdısına kulak asmayalım. Umarım bu haftamız sağlıklı, sıhhatli, mutlu, keyifli, aşk ve sevgi dolu geçer. Paramız bol olur, alacaklarımızı alırız diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.